babül bevli kaime. Bu bab ayakta haram değildir demişler. Her iki tarafın delillerini burada zikrediyor. Babül bevli kaime. Bu bab ayakta küçük abdestini yapmanın vehsini beyan edecektir. Haddesena İbrahim İbni Merzuk kal. Haddesena Ebu Asim. Hava haddesena Fahtun kal. Haddesena Ebu Naim. قال حدثنا سفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة قالت هزلت عائشة buyurdular ki ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما Peygamber Efendimiz ayakta küçük abdestini yapmadı منذ أنزل عليه القرآن ona Kur'an nazil olduktan sonra Kur'an nazil olduktan sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayakta küçük abdestini yapmadı. Şimdi esas hadis bu. Şimdi bu hadis-i şerifin derece-i sıhhati ve Hazreti Ayşe'den gelen rivayetler kaç türlü olduğunu aşağıda uzun uzadıya tahkik ve tetkik edecek. Hazreti Ayşe'den bu rivayeti rivayet eden Mikdam İbni Şüreyh. Şüreyh rivayet ediyor. Şüreyh'den de oğlu Mikdam. Ondan da Süfyan-ı Sevri, ondan Ebu Naim, ondan Fehd, ondan da İmam-ı Tahavi. Fakat Ebu Cafer İmam-ı Tahavi diyor ki fekerihe kavmun ulemadan bir kısmı kerih gördüler el bevle kaimen ayakta küçük abdestini yapmayı kerih gördüler ve ihtecu fi zalike bi hadal hadis bu hadisi de delil getirdiler. Bak Hazreti Ayşe radıyallahu teala ne böyle dedi. Ve halefehum fi zalike aharun ulemadan diğerleri bunlara muhalefet ettiler felem yaru bihi ba'sen beis olmadığını beyan ettiler. Yani ayakta küçük abdestini yaparsa beis yoktur. Yani günah değildir. Beis yoktur demek yani illa ayakta abdest yap demek manasını değil. Yani şayet yaparsa günahı yoktur demek. Ehteccu fî zâlik. Bunlar da delil getirdiler. Bima haddesena Yunus. Kâd haddesena Süfyan. Anil Ameş. An Ebi Vâil. Şakîk ibn-i Seleme. An Hüzeyfete. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم Hazreti Hüzeyfe diyor ki ben Resulullah Efendimiz'i gördüm. Bâle ve hüve kaim. Küçük abdestini yaptı kendisi ayaktaydı. Alâ sübâteti kavmin bir kavmin çöplüküne bir kavmin çöplüküne gitti. Ayakta küçük abdestini yaptı. Sümme ütiye bi vedûin. Sonra abdest suyu getirdiler. Fetavadda abdest aldı. Ve mesaha alâ huffeyhi meslerine de meshetti. Bu mesler üzerine meshin cevazı hakkında bu hadisi fukaha zikrederler. Peygamber Efendimiz'e vakitte sordular ki ya Resulallah ayaklarını çıkarıp yıkamadın. Buyurdu ki ben onları taharet üzerine giydim. Mesleri taharet üzerine giydiğinden mesih buyurmuş. İşte bu hadisi şerifte ayakta bevlettiğinin beis olmadığını onu ispat ediyor bir. Bir de abdest aldığında ayaklarına giymiş olduğu mesler üzerine mesih buyurmuşlar. Haddesena Ebu Bekrete ve İbn-i Merzuk kâle haddesena Sa'id ibn-i Amir kâle haddesena Şâbe an Süleymane fezekere bi isnâdihi mislehu. Aynı hadisi şerifi İmam-ı Tahavi Ebu Bekrete ile de rivayet ediyor. Haddesena Ebu Bekrete kâle haddesena Ebu Velid kâle haddesena Ebu Avane an Süleymane fezekere bi isnâdihi mislehu. Aynı hadisi şerifi başka bir senetle daha İmam-ı Tahavi rivayet ediyor. حدثنا أبو بكرة قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا منصور عن أبي وائل عن حزيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله Hazreti Hüzeyfe'den başka üçüncü bir senetle daha rivayet ediyor. Yani Hazreti Hüzeyfe'den gelen bu hadisi şerifin bu rivayetin üç senedi var. فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ بَابُ حُزَيْفَنَنْ rivayet etmiş olduğu hadis doğrucudur. İbahatul bevli kaimen ayakta abdest yapmanın mübah olduğu. Ve hâzâ evlâ işte bu hadisi şerifle amel etmek daha evladır. Mimma zekernâ kablehu an Âişe. Hazreti Âişe radıyallahu anhâdan bundan evvel zikrettiğimiz hadisten bu daha evladır. Yani iki hadis taarruz etti. Birisi Hazreti Âişe'nin rivayeti, birisi Hazreti Hüzeyfe'nin rivayeti. Hazreti Hüzeyfe'nin rivayetinin senetleri daha çok daha kuvvetli olduğundan bunu alıp bununla emel etmek daha evvel oldu. Alıp da yani illa ayakta idrar etmek mi lazım? Yok o manaya değil. Yani günah olmadığını beyan ediyor. Yoksa
ayakta idrar etmek de şu şartına, üzerine sıçramaz ise, emin oluyor ki ayakta bevlese elbisesine sıçramaz. Bu o takdirde günah değil. Yok, ayakta idrar eder de elbisesine sıçrayacak bir yer ise, bir vesiyette ise o vakitte günah. Çünkü elbisesi necis olacak, haram olur. لَاَنَّ حَد۪يسَ عَيْشَةَ Hazreti Ayşe'nin hadisi, yani Hazreti Hüzeyfe'nin hadisi daha evvel oldu. Neden? Zira Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a'dan rivayet olunan hadiste اِنَّمَا ف۪يهِ onda orucudur. Bu hadisin senedinde. Men haddeseke onda bir o rivayette, bazı rivayetlerde şu geliyor ki men haddeseke enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bâle kâimen bâdemâ unzil aleyhi l-Kur'ân felâ tusaddiqu. Bu rivayet de var. Manası men haddeseke, her kimse ne rivayet eylesi ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz bâle kâimen ayakta devletti, bâdemâ unzil aleyhi l-Kur'ân, Kur'an nazil olduktan sonra Resulullah Efendimiz ayakta bevritti diye bir kimse rivayet ederse فَلَا تُصَدِّقُهُ sen onu tesdik etme. Yani Hazreti Ayşe'nin hadisi bu. Niye? Ayakta bevritmedi Kur'an'ın insanından sonra. اَيْ اَنَّ الْقُرْآنَ Kur'an لَمَّا نَزَلَ عَلَيْهِ vaktaki Peygamber Efendimiz'e Kur'an nazil oldu. اُمِرَ ف۪يهِ بِالْتَّهَارَ Peygamber Efendimiz taharetle emredildi. Ve iştinabin necaset, necasetten içtinab etmekle emredildi. Ve teharruzu minha, necasetten kaçınmakla emredildi. Niçin? Kur'an'a sebep. Öyleyse Kur'an nazil olduktan sonra Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın rivayetine göre Peygamber Efendimiz ayakta bevletmemiş. Her kim bevletti derse sen bunu tesdik etme diye rivayet var. Felemma ra'at Ayşetu zalik, Hazreti Ayşe vaktaki bunu gördü. Ve alimet tazime Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem le emrillah. Peygamber Efendimizin Cenab-ı Hakk'ın emrine tazimini de bildi. Ve kâne le'alebu indaha, Hazreti Ayşe'nin indinde galip olan da oldu ki enne men bâle kâimen, her kim ayakta bevlederse la yekâdu yeslemu min isabetil bevl, bevlün isabetinden yakın oldu ki salim olamaz. Bevl isabet eder. Neye isabeti? Siyâbehu ve bedenehu, elbisesine, vücuduna bevülden salim olduğundan emin olamaz. Hazreti Ayşe bunu bildi ki ayakta idrar eden adamın elbisesine, bedenine gelir necaset. Galet zalik, Hazreti Ayşe bunu dedi. Dedi ki her kim dese ki ayakta bevletti inanma. Ve leyse fihi hikayetun minha, Hazreti Ayşe'den bir hikaye, bir rivayet yoktur ki en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz ayakta bevletmeyin diye Hazreti Ayşe bir rivayet etmiyor. Kendisi söylüyor ki bu ay Kur'an nazil olduktan sonra Peygamber Efendimiz ayakta bevletmedi. Fakat Peygamber Efendimiz ayakta bevletmeyin diye bir rivayeti yok. Evet. Öyle rivayet ki yuvafiku zalik, kendi hikayesine, kendi iştihadına muvafık Resulullah Efendimiz'den bir rivayet yok. Şimdi Hazreti Ayşe'nin bu bir iştihadi. Ayakta bevletmeyin. Fakat Resulullah Efendimiz'den de rivayet etseydi ayakta bevletmeyin, o vakitte kendi iştihadına muvafık olurdu. Şimdi Hazreti Ayşe'nin içtihadi bu, ayakta bevl olunmaz. Fakat diğer hesaplarında bakıyoruz ki Resulullah Efendimiz ayakta bevletmiş. Hadisler taarruz etti. Öteki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bil fiil yapmış olduğu iş. Hazreti Ayşe'ninki de kendi içtihadi. Onun için Hazreti Ayşe'nin bu hikayesinin içtihadını alıncaya kadar diğer ashab-ı kiramın rivayetini, hadislerini almak daha evle oluyor. وَقَدْ رُوِيَنَ عَيْشَةَ Ha, yok geldi şeyde, evet. ثُمَّ جَاءَ حُزَيْفَةُ Sonra Hazreti Hüzeyfe radıyallahu anh geldi. فَأَخْبَرَ haber verdi ki اَنَّهُ رَآ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِالْمَد۪ينَ Medine-i Münevvere'de Hazreti Hüzeyfe Resulullah Efendimiz'i gördü. بَعَدَنْ نُزُولِ الْقُرْآنَ عَلَيْهِ Kur'an'ın nazil olduktan sonra, çünkü Kur'an ta Mekke'den nazil olmaya başlamıştı. Mekke devri geçti. Resulullah Efendimiz Medine'ye geldi. Medine'de gördü. Medine'de gördü ki Peygamber Efendimiz bir kavmin süprüntüsü olan çöplüğe geldi. O arada ayakta bevletti. Bunu rivayet eyledi. Ne rivayet eyledi? Yebûlu kâimen. Sallallahu aleyhi ve sellem ayakta bevlettiğini rivayet eyledi. Fesebete bizalik. Hazreti Hüzeyfe'nin rivayetiyle sabit oldu.
İbahetül bevli kaimen, ayakta bevletmenin ibahesi, mübah olması sabit oldu. Ama ne vakitte bu şartının izâ kânel bâilü fî zâlik, bevleden, ayakta bevleden olur ise ye'menü minen necaseti, necasetin isabetinden emin olursa alâ bedenihi ve siyâbi, kendi bedenine, kendi elbisesine isabet etmekten emin olur ise, emin olmasa ayakta bevledemez. Çünkü necaset gelir. وَقَدْ رُوِيَ اَنْ عَيْشَةَ فِي هَذَا Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan da rivayet edildi. Ma ol bir rivayet ki يَدُلُّ عَلَى مَا ذَهَبْنَا اِلَيْهِ Bizim zahib olduğumuz ibahaya delalet eden bir rivayet edildi. مِنْ مَعْنَى حَدِيثِهَا Kendi hadisinin manasından. اَلَّذ۪ي زَكَرْنَا Yukarıda rivayet etmiş olduğumuz hadis var ya Hazreti Ayşe'den. Ondan başka bir mana, başka bir terikle geldi ki bizim davamıza, yani ayakta bevlün ibahasına delalet eden bir şey geldi Hazreti Ayşe'de. Bu yukarıdaki tahrimine geldi, bir de ibahasına geldi. O ikinci rivayeti getiriyor. Öyle, evet. Haddesena Ahmed ibn Davud ve kâle haddesena ibn Salih kâle haddesena Şerik anil Miqdam ibn Şureyh an ebihi en Aişete, o tutmamış, siz de Ayşe'yi nüktelerini koyun. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a da, evet. Kâlet Hazreti Ayşe buyurdu ki, men haddeseke ennehu râ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Her kimse ne rivayet etse ki, Peygamber Efendimiz yebûlu kâimen ayakta bevleder, fekezzibhu, sen bunu tekzip et. Ayakta bevlettiğini kim söylerse sen onu tekzip et. Fe inni ra'aytuhu yabulu calisen. Ayakta bevlettiğini söyle kimse söylerse sen bunu tekzip et. Fe inni ra'aytuhu yabulu calisen. Peygamber Efendimiz'i ben daima oturur da bevlettiğini gördüm. Hazreti Ayşe'den bu rivayette var. Fe fi hadal hadis bu hadisi şerifte olucudur. Ma ol bir şey ki yedullu ala ma defaat. Delalet eder. Neye? Ala ma defaat bihi Aişetu. Hazreti Ayşe'nin def ettiğine, kabul etmediğine. Neyi? Rivayete rüyeti men ra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yebulu kaime. Hazreti Peygamber Efendimiz'in ayakta bevleti bir rivayeti def eden bir rivayet daha geldi Hazreti Ayşe'den. O da kim? Hazreti Hüzeyfe ayakta bevlettiğini söylüyor. Hazreti Ayşe'nin rivayetine göre bu rivayeti kabul etme diyor. Her kim Resulullah Efendimiz'in ayakta bevlettiğini görürse sen bunu tasdik etme, tekzip et diyor. Şu halde Hazreti Hüzeyfe kezaptır diyeceğiz. Evet. Ve innemâ rüyetuhâ iyyâhu yebûlü câlisen. Çünkü Hazreti Ayşe Peygamber Efendimiz daima oturur da bevlünü yapar görmüş idi. Ayakta bevlettiğini görmemişti. Onun için diyor ki her kim ayakta bevlettiğini görür gördüm dese sen bunu tasdik etme, tekzip et. Peki bu hadisi şerifte Hazreti Ayşe'den iki türlü rivayet geliyor. İkisi de birbirini aşağı yukarı tasdik ediyor. İmam-ı Tahavi diyor ki فَلَيْسَ فِي هَذَا الْحَد۪يسِ عِنْدَنَا Bu hadis de bizim indimizde olmadı. Delilun ala zalik. Buna delil olmadı. Ayakta bevletmemiştir diye buna delil olmadı. Oturduğu yerde Resulullah Efendimiz bevletmiş, ona delil var. Ama ayakta hiç bevletmemiştir, haramdır diye ona delil yok ki. Çünkü Peygamber Efendimiz ahyanen oturduğu yerde bevletmiştir, ahyanen ayakta bevletmiştir. Hazreti Ayşe ayaktakini görmemiş. Görmediğinden olmaması lazım gelmez ki diyor. Delil olmaz. لَاَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ Caiz olur ki en yebûle câlisen fî vakt. Bir vakitte Resulullah Efendimiz oturduğu yerde bevletmiş olalar. وَيَبُولَ قَائِمًا فِي وَقْتًا آخر başka bir vakitte de ayakta bevletmiş olalar. Hazreti Ayşe Peygamber Efendimiz'in oturduğu yerdeki bevlünü görmüş ama dışarıda Hazreti Hüzeyfe'nin gördüğünü görmemiş ki onun için bunda delil olmaz. فَلَمْ تَحْكَانِ النَّبِيِّ sallallahu aleyhi ve sellem kaldı ki Hazreti Ayşe Peygamber Efendimiz'den hikaye etmedi, rivayet eylemedi فِيهَا da ayakta oturduğu yerde bevletmek meselesi hakkında şeyen hiçbir şey rivayet eylemedi. Öyle şey ki yedullu ala kerahiyetil bevlu kaimen. Ayakta bevletmek mekruhtur diye Resulullah Efendimiz'den bir rivayet yok. Kendi gördüğünü söylüyor. Kendi gördüğü başka,
Ama bir de Peygamber Efendimiz ayakta bevritmeyin diye emretmiş olursa o başka. Resulullah Efendimiz'in böyle bir emri yok. وَقَدْ رُوِيَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ اسْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ بَالَ قَائِمًا. Peki Hazreti Aişe Peygamber Efendimiz'i ayakta bevrettiğini görmemiş. Ve Resulullah Efendimiz'den de bir emri yok, bir rivayeti yok bevretmeyin diye. Fakat ashab-ı kiramdan muhtelif zatlardan rivayet var ki Peygamber Efendimiz'i ayakta bevrettiğini görmüşler. Birisi Hazreti Hüzeyfe, onu yukarıda zikriyledi. Öteki hadisleri getiriyor. Haddesena ibn-i Merzuk. Kale haddesena Sa'id ibn-i Amir. En şabet ennehu ve kadru yani gayr-ı vahidin min eshab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kale. Yani Peygamber Efendimiz'in ayakta bevrettiğini Hazreti Hüzeyfe rivayetiyle dedi. Bir de ashab-ı kirama bakacağız. Ashab-ı kiramdan ayakta bevredenler müteaddit şahıslar. Onlardan birincisi Hazreti Ömer. Bunun hadisini de İmam-ı Tahavi İbn-i Merzuk tarikiyle rivayet ediyor. An Zeyd İbn-i Vehbin kâle râeytü Ömer'e, Hazreti Ömer'i gördüm. Bâle kâimin, ayakta bevletti. Fe encehe, hatta meyletti. Hatta kâde yusra, az kaldı ki düşe. O kadar de meyletti. Az kaldı ki düşe. Demek ki üzerine isabet etmemesin diye Hazreti Ömer radıyallahu anh İleriye doğru meyletmiş, o kadar da meyletmiş ki az kaldı düşe. Şimdi Hazreti Ömer'in ayakta bevletti ki bari doldu. Haddesena Ebu Bekret'e kâle haddesena Vehbin ve Ebu Davud kâle haddesena Şu'betu an Selamet ebni Küheyl an Ebi Zibyan ennehu râ aliyyen bâle kâime. Hazreti Ali radıyallahu ta'ala anhın da ayakta bevletti yine Ebu Zibyan rivayet ediyor. Ben gördüm Hazreti Ali ayakta bevletti diyor. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا شعبة عن سليمان فذكر بإسناده مثله Hazreti Ali'nin ayakta bevlettiğini İmam-ı Tahavi İbn-i Merzuk tarikiyle de rivayet ediyor. حدثنا فهد قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي عن الأعمش فذكر بإسناده مثله أين حديث شريف başka bir senetle İmam-ı Tahavi rivayet ediyor. حدثنا فهد قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا يحيى بن اليمان عن معمر عن الزهري عن قبيسة بن زؤيد قبيسة عن قبيسة بن زؤيد قال رأيت زيد بن ثابت بين أصحاب الكرام ده زيد بن ثابت gördüm يبول قائمًا ayakta bevlettiğini gördüm. Hazreti Ömer 1, Hazreti Ali 2, Zeyd bin Sabit 3. Bunların bir fiil ayakta bevlettikleri. Evet sabit oluyor. حدثنا يونس قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك بن عبد الله بن دينار أنه قال عبد الله بن دينار diyor ki ben gördüm kimi رأيت عبد الله بن عمر يبول قائما عبد الله بن عمر'ın da ayakta bevlettiğini gördüm. فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم işte Peygamber Efendimizin bunlar ashablarıdırlar. قد كانوا يبولون قياما ayakta bevleder idiler. وذلك عندنا bu mesele bizim indimizde ala ennehum şu manayı hamlederiz ki onlar kânû ye'menûne emin olur idiler en yusîbe şeyün kendilerine isabet etmekten bir şey isabet etmekten min zâlik o bevlden bir şeyin kendilerine isabetinden emin idiler. Neye isabet etsi? Ya behum ve abdânehum. Ayakta idrar ederse elbisesine bir şey gelmez, vücuduna bir şey gelmez o bevleden, o necasetten. Emin idiler de o vakitte ayakta bevleder idiler. Yok, eğer emin olmazlarsa ayakta bevletmesi caiz değil. فَاِنْ قَالَ قَائِلٌ bir adam itiraz etse dese ki فَقَدْ رُوْيَ عَنْ اُمَرَ بْنُ الْخَطَّابِ Hazreti Ömer'in ayakta siz bevlettiğini rivayet ediyorsunuz. Halbuki ondan rivayet edildi. مَا يُخَالِفُ مَا رَوَيْتَ عَنْ فِي هَذَا الْبَابِ buna muhalif olan bu hususta bir rivayet geldi. Fezekere o adam zikreyledi. Maşhur bir hadisi ki haddesena Muhammed ibn Huzeyme. İmam-ı Tahavi diyor ki o hadisi Muhammed ibn Huzeyme bize rivayet eyledi. Kale haddesena Yusuf ibn Adi. Kale haddesena Abdullah ibn İdris. En Ubeydillah Nafi'in an ibn Ömer. Kale Ömer. Kale Ömer. Abdullah ibn Ömer diyor ki babam Ömer dedi ki مَا بُلْتُ قَائِمًا مُنْذُ أَسْلَمْتُ ben Müslüman olduktan sonra ayakta bevletmedim. Bu evvelki rivayetine muhalif oldu.
Hazreti Ömer'in ayakta bevlettiğini Zeyd İbni Vehb'den rivayet eylemişti. Ayakta bevletmiş. Halbuki bu rivayette de Abdullah İbni Ömer diyor ki kendi oğlu Hazreti Ömer dedi ki ben Müslüman olduktan sonra ma bültü kaimen ben ayakta bevletmedim. Münzü eslemtü Müslüman olduktan sonra. Bu iki rivayet birbirine muhalif ve mariz oldu. Buna ne diyeceksin? İtiraz. قِيلَ لَهُ وَعَدَمَا denilir ki قَدْ يَجُوزَ اَنْ يَكُونَ عُمَرْ caiz ki Hazreti Ömer oldu. لَمْ يَبْلُ قَائِمًا مُنْزُ أَسْلَمْ Müslüman olduktan sonra ayakta bevletmedi. حَتَّى قَالَ هَذَا الْقَوْلِ hatta bu kavli deyinceye kadar. Bu, yani ayakta Müslüman olduktan sonra ayakta bevletmedi ta ki bu sözü söyledi. مَا بُلْتُ قَائِمًا مُنْزُ أَسْلَمْتُ bunu söyleyinceye kadar ayakta bevletmedi. ثُمَّ بَعْلَ بَعْدَ ذَٰلِكَ قَائِمًا ondan sonra bu sözü söyledikten sonra ayakta devletmiş oldu. عَلَى مَا رَوَاهُ عَنْهُ زَيْدِ بْنُ وَهْبِ Zeyd-i bin Vehb'in rivayetinden sonra. Yani mesele şöyle olur. Hazreti Ömer Müslüman olduktan sonra ayakta devletmemiş. Fakat sonradan anlamış ki ha, Resulullah Efendimiz ayakta devletmiş. Ayakta devletmek de mübahtır. Bunu bildikten sonra ve bu sözü de söyledikten sonra ayakta devletmiş. Öyleyse telif edildi. İki hadis de sahih. İki rivayet de sahih ve birbirine muariz değil. Evvelden hiç devletmemiş fakat son zamanında devletmiş. Fefizalik bunda olucudur. Ney? Ma yedullu ala annehu şuna delalet eden şey olucudur ki lem yekun yara bil bevli kaimen besed. Hazreti Ömer ayakta devletmekte beis görmezdi. Buna delalet eden hüküm olucudur. Ve kaddelle ala zalike iza yine buna delalet eder. Ma kadraveynahu ali ibn Ömer fi hadel bab. Abdullah ibn Ömer'den rivayet etmiş olduğumuz hadis de buna delalet eder. Min bevlihi kaima. Abdullah ibn Ömer'in kendisi ayakta bevletti ki sabit. Abdullah ibn Ömer babasından bunu duydu. Babasına muhalefet eder miydi da? O da ayakta bevletmezdi. Abdullah ibn Ömer'in kendisi de ayakta bevlettiğine göre demek ki Hazreti Ömer'in ahval iki türlü olmuş. Evvelden ayakta hiç bevletmemiş, sonradan da mübah olduğunda bevletmiş. Fakat حدثنا عمر بن الخطاب بما قد ذكرنا halbuki Abdullah ibn Ömer bu hadisi rivayet etti babasından fakat sonradan kendisinde ayakta bevlettiği sabit olunca demek ki caiz oldu. Fedelle zalik bu delalet etti ala rucu'i Ömer Hazreti Ömer'in rucu ettiğine en kerahiyetil bevli kaimen ayakta bevli kerih gördüğü davasında rucu ettiği sabit oldu. İza kâne zalik eğer bu olduysa lima revahu anhu Abdullah ibn Ömer. Abdullah ibn Ömer'in rivayet ettiği hadise göre. Ve lem yekun Abdullah ibn Ömer. Eğer Hazreti Ömer rücu etmemiş olsaydı, ayaktaki bevli kerih görseydi, Hazreti Abdullah olmazdı. Lem yetruk, yetruku terk eder olmazdı. Ma semi'ahu min Ömer. Hazreti Ömer'den işittiğini, babasından işittiğini terk eder olmazdı. İlla ila ma huwa evla illa evla olan şey olursa onun için terk ederdi. İndehu kendi indinde min zalik. Evvelki hükümden daha evla olan bir şey olurdu onun için terk ederdi. Öyleyse bundan da anlaşıldı ki Hazreti Ömer radıyallahu anh evvelden bunu kerih görürdü. Sonradan bundan vazgeçti. Ha, bu da mübahtır. Mübahtır. Yani onu ispat ediyor. Mübahtır. Yoksa illa ayakta bevledin demek manasına değil. Yani caizdir. Hasreten bir zaruret olursa İnsanda bel ağrısı olur yahut da bir hastalık olur, ayakta bevletmesinde beis yok ama elbisesine isabet edecekse, bedenine isabet edecekse bu caiz değildir. Vallahu Teala alem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.